Merhabalar, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Pınar Kadiroğulları ile beraberiz. Memede ele gelen her kitle kanser midir? Çünkü bazen meme muayenesi yaparken biraz daha koltuk altına doğru böyle yağ bezesi gibi sanki işte bir şey olabiliyor, farklı bir kitle olabiliyor. Onu nasıl ayırt edeceğiz? Aslında şöyle, meme kanserinin en önemli bulgulardan bir tanesi kitledir gerçekten. Ama mememize elledik, bir kitle gördük. Kesinlikle kanser midir? Tabii ki de hayır. Yani her kitle kanser demek değil. Ama kadınlar bu korkuyu yılda bir iki kere kesinlikle yaşıyorlar. Aman Allah'ım elime bir şey geldi, kesin kanser oldum diyerek atlayıp çıkıp gelen kadınlarımız, bayanlarımız oluyor. Aslında bakarsanız bu kitlelerin %90'ı iyi huylu. Yani kanser değil. Bu çok ciddi bir rakam. Kanser çok daha az olan kısmı bunun. Yani burada yaş önemli, risk faktörü önemli, adetin hangi döngüsünde olduğunuz önemli. Çünkü adete yakın süreçte memelerde bir sertleşme ve kitle imajı olabilir. Yine emzirmeyi yeni bıraktıysanız süt kanallarınızla ilgili bir durum olabilir. Ya da basit, özellikle 20'li yaşlarda görülen fibroadenom dediğimiz durum. 30'lu 40'lı yaşlarda gördüğümüz fibrokistik hastalık dediğimiz durum gibi durumlar da olabilir. Yani bunların üstüne gidersek şöyle, fibroadenom dediğimiz şey düzgün sınırlı, kapsülü net, oynadığı zaman aşağı yukarı sağa sola oynayabilen iyi huylu bir tümördür ve gençlerin büyük bir kısmında görülebilir. Kanserleşmesi de çok çok nadirdir. Ancak boyutları artarsa eğer bir miktar risk taşır. Yine 30'lu 40'lı yaşlarda çok gördüğümüz fibrokistik hastalık. Hani hep deriz ya, yumurtalık kisti, içi su dolu baloncuk. Aynısını meme için düşünmek lazım. Yani içi su dolu, sizin duygusal durumunuzla, kafein alıp almamanızla, beslenmenizle bile değişiklik gösterebiliyor. Aslında hastalık bile değil, fizyolojik bir süreç. Bunları da ayırt etmek gerekiyor. Ama ağrısız, sert, işte dokuya invaze olmuş, yani etraf dokuları da kendine doğru çekmiş, şekilde de bozukluk yapan, meme düzeyini de hasarlamış bir kitle varsa evet, bunun kanser olmak ihtimali. Ağrısız dediniz. Evet. Ağrı olmayacak yani dokunduğumuz zaman. Kanserlerin aslında çoğunda, yani kanser olan kitlelerin çoğu ağrısız kitlelerdir. Ağrılı kitleler genelde hormonal döngüye cevap veren ya da bu kistlerin işte büyük küçülmesiyle ilgili daha iyi uyulu şeylerdir. Esas kanser olan şey sert ve ağrısız olarak gelir. Siz onu tesadüfen memenizi muayene ederken ya da yıllık rutin kontrollerinizde saptarsınız. Ya bu yüzden her kitle kanser değildir ama her kitle küçümsenmemesi gereken bir bulgudur. Bu çok önemli çünkü hani tabii ki işi ehline danışmak çok kıymetli. Kesinlikle. Herhangi bir değişiklik olduğunda ben yine de herkesin mutlaka bir uzmana danışması, bir doktora gitmesi, zaten düzenli muayene olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz bunu kendi kendimize karar veremeyebiliriz. Kesinlikle. Bunu uzmandan duymak da bizi rahatlatır. Çağımızın hastalığı Google'dan kendimize hastalık beğenme. Ah bu şuna benziyor, kesin ben buyum. Hiç de iyisini beğenen görmedim. Hep kötüsünü beğendiğimiz için. Google'a sorarsak zaten hepimiz çok kötü durumdayız. Mutlaka rutin yıllık kontroller, özellikle de meme kanserinde erken tanı olduğu için mutlaka ama mutlaka doktor kontrolü. Teşekkürler.